günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Ahtamar Adası'nın Kutsal Aç Kilisesi'nde 6 Eylül'de bir ayin gerçekleştirilecek. Kars'taki Ermenilere ait tarihi evler tek tek yıkılıyor. Ermenistan Cumhuriyeti ile Singapur Cumhurbaşkanları görüştü. İlişkileri geliştirmede büyük fırsatlar. Yeni Marağa'da bir anaokulu inşa ediliyor. Hmeymim askeri üssü genişletilecek. Ermenistan Cumhuriyeti çevrim içi satranç olimpiyatına başlıyor. Batı Ermenistan'ın Van ilinin yetkilileri 6 Eylül'de İstanbul Ermeni Patrikhanesi tarafından Van Gölü'nün Ahtamar Adası'ndaki Surpaç Kilisesi'nde yapılacak ayine hazırlanıyor. Van Valisi ve Van Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez tarafından açıklanan haberde bu yıl ayine katılanların sınırlı olacağı da belirtildi. Konstantinopolis Ermeni Patrikhanesi'nden yapılan açıklamada ayini gerçekleştirmek üzere 25 kişilik bir heyetin geleceği ifade edildi. Ahtamar Surpaç Kilisesi'nin 915-921 yıllarında Vaspurgan Kralı Gagik Arzuruni'nin emriyle inşa edildiğini sizlere hatırlatalım. Kiliseyi ünlü mimar, ressam ve heykeltıraş Manuel inşa etti. 1113-1895 yılları arasında burada Ahtamar Katolikosluğu faaliyet gösterdi. Katolikosluk kaldırıldıktan sonra kendisine ait manastır ve kiliseler Konstantinopolis Ermeni Patrikliğine devredildi. Ada ve kilise Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımın ardından 1915'te terk edildi. Agunk.net'in Türk medyasından ilettiği habere göre Kars'taki eski tarihi evler bir bir yıkılıyor. Türk medyası bu evlerin Ermenilere ait olduğundan bahsetmiyor. Ermeni isminden söz etmeden sadece Kars'ın Bagratuni hükümranlığı döneminde başkent olduğunu belirtiyor. Türk medyası elbette bu evlerin Ermenilere yönelik gerçekleşen soykırım nedeniyle terk edildiğini belirtmiyor. Sadece ev sahipleri kapıyı kapatıp gitti diyor. Türk medyasında yer alan makalede herhangi bir önlem alınmaması durumunda bu evlerin tamamen yıkılacağı uyarısı da yer alıyor. Kars'ın merkezindeki evlerin çoğunun çatıları yıkılmış, kapı ve pencereleri kırılmış, bazı yerlerde defineciler tarafından delikler açılmıştır. Türk medyasının belirttiğine göre yerel halk yetkililerden bu tarihi evlerle ilgilenmesini talep ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Singapur Cumhurbaşkanı Halime Hagop ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Singapur Cumhurbaşkanı, Avrasya Ekonomik Birliği ve Singapur arasında serbest ticaret antlaşmasının Ermenistan Cumhuriyeti tarafından onaylanması nedeniyle Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a teşekkür etti. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ise bunun ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi için büyük fırsatlar yaratacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Sarkisyan telefon görüşmesinde Singapur Cumhurbaşkanı'na temel amacı Ermenistan Cumhuriyeti'nin yüksek teknoloji ve yapay zeka alanında bölgesel bir platform haline getirmek olan Cumhurbaşkanlığına bağlı kısaltılmışı ATOM olan Advanced Tomorrow girişimini sundu. Küçük ve başarılı devletlerden oluşan bir kulüp oluşturma girişimine değinen Cumhurbaşkanı Sarkisyan, programın birçok ülkenin liderleriyle tartışıldığını ve beğenildiğini kaydetti. Girişimin amacı küçük devletleri birleştirmektir. Bu işbirliği ve diyalog çerçevesinde küçük ülkeler deneyim ve fikir alışverişinde bulunabilecek, gelecek için bir vizyon geliştirebilecek ve birbirlerine yardım edebilecekler. Singapur Cumhurbaşkanı bu kulübü kurma fikrine büyük ilgi gösterdi. Nor Marağa Beldesi Başkanı Artyom Grigoryan Artsakh Press muhabiriyle yaptığı röportajda Artsakh Cumhuriyeti Hükümeti ve Hayastan adlı tüm Ermeniler Fonu'nun ortak finansmanı ile Mardakert bölgesindeki Nor Marağa Beldesi'nde bir anaokulunun inşa edilmekte olduğunu duyurdu. Onun dediğine göre inşaat bu yılın Ocak ayında başladı. Bu aşamada iç ve dış dekorasyon çalışmaları yapılıyor. Ardından anaokulu alanı tamir edilecek ve oyun sahası yapılacak. Tek katlı anaokulu 50 çocuk için tasarlanmış bulunuyor diyen Nor Marağa Beldesi Başkanı Grigoryan, plana göre 2021 yılında faaliyete geçecek olan anaokuluna sahip olmanın köylülerin sorunlarını azaltacağına dikkat çekti. Rusya Federasyonu ve Suriye, Hmeymim Hava Üssü'nün alanını genişletme konusunda anlaştı.
Taraflar 21 Temmuz'da Şam, 30 Temmuz'da Moskova olmak üzere anlaşmayı onayladı. Söz konusu olan Laskiya vilayetindeki 8 hektarlık bir alandır. Taraflar burada Rus Havacılık Grubu'nun bir tıbbi ve rehabilitasyon merkezi kurmayı kabul etti. Daha önce Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki askeri üslerinin genişletilmesi konusunda Şam ile görüşme talimatı vermişti. Çevrimiçi Satranç Olimpiyatı'nın en güçlüler bölümünün turnuvası 21 Ağustos'ta başlıyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin takımı, rakipleri olan Cezayir, Fas, İngiltere, Rusya Federasyonu, Romanya, Bulgaristan, Türkiye, Hırvatistan ve Mısır'ın bulunduğu C grubunda yer alıyor. Açılış turunda takımımızın rakibi Romanya Satranç takımı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Türk Osekilerine adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.